İşgalin ilk gününden beri Gazze'deki kardeşlerimizi yalnız bırakmadınız. Desteklerinizle onlara hem moral hem de kuvveyi maneviye kattınız. Elhamdülillah sizlerin destekleriyle hizmetlerimiz devam ediyor. Sadece gıda olarak değil, acil ihtiyaçlar, temel besin ihtiyaçları ve yaşama dair, hayata dair kıyafet, ilaç olsun her türlü tedariğin sağlandığı geniş kapsamlı bir depomuzda şu an kumanyalarımızın tasnifi sırasındayız. Siyonist İsrail'in yapmış olduğu bütün dezenformasyonlara rağmen, bütün algı yönetimlerine rağmen yardımlarınızı, hayırlarınızı kesmediğinizden dolayı tekrar tekrar sizlere teşekkür ediyoruz. Bizler son ana kadar, Gazze bütün özgürlüğünü kazanana kadar ve ondan sonra da kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız. Malumunuz önümüzde Ramazan-ı Şerif var. Bütün hazırlıklarımızı yapıyoruz. Başından beri bu hazırlıklarımızı durduraksız devam ettirdik. Evet, gıda kolilerimizde özellikle kardeşlerimizin hemen yemek yapabileceği bir halde hazırlıyoruz ki bu kardeşlerimiz tekrar tekrar o gıdalarla uğraşmasınlar. Zor şartlarda yaşıyorlar. Elektriğin, suyun olmadığı bir yerden bahsediyoruz. Ama hiçbir şekilde yılmayacağız. Sonuna kadar mücadelemizi devam ettireceğiz. Ne derlerse desinler, yardımlar ulaşmıyor, gitmiyor gibi bir takım algılarla Müslümanları çaresiz bir şekilde bırakmaya çalışıyorlar. Biz bunlara itibar etmiyoruz kıymetli kardeşlerim. Güzel bir ekibimizle birlikte işgalin ilk günü olan 7 Ekim'den beri, daha öncesinden de zaten Gazze'de çalışıyorduk ama 7 Ekim'den beri düzenli olarak sevkiyatlarımızı devam ettirdik. İTDEF İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu olarak Mısır Kahire'de bulunan depomuzdayız. Şu anda depomuzda battaniye, un, çadırlar için şilte, yastık ve diğer malzemelerimizin hazırlığını yapıyoruz. Bildiğiniz üzere İsrail Kuzey Gazze'yi vurduktan sonra oradaki insanların birçoğu Refah şehrine doğru göç etmek zorunda kaldı. Oralarda hayat mücadelesi veriyorlar. Biz burada hala kış şartlarının devam ettiği Gazze için battaniyelerimizi hazırladık, paletledik, streçledik, yola çıkmaya hazır hale getirdik. Aynı şekilde çadırların içine koyacağımız şilteleri burada satın alımlarını yaptık ve hazır bir şekilde depomuza getirdik. Yine çadırların içinde kullanacağımız yastıklar tamamıyla buraya gelmiş oldu. Ankara'da da Gazze için 10.000 çadır hazırlığını başlattık. İnşallah ilk sevkiyatta 1.000 çadırımız şu anda Mısır'da limanda bekliyor. Buradaki işlemleri tamamlandıktan sonra da Gazze'ye ulaşmış olacak ve çadırın içine koyacağımız malzemeler de burada, bu görmüş olduğunuz depoda hazırlanıyor. Bismillahirrahmanirrahim. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من أطعم الطعام. بحمد الله تعالى مؤسسة إيدت في تركيا تجهز الآن المئات من سلات الخضار لتوزيعها على الأسر النازحة في داخل مراكز الإيواء وفي داخل الخيام المنتشرة في وسط وفي جنوب قطاع غزة. بحمد الله تعالى مؤسسة إيدت التركية ما زالت هنا على أرض فلسطين في أرض غزة تقدم الإغاثة الطارئة لصالح النازحين ولصالح المتضررين ضمن مشاريع الاستجابة الطارئة التي أطلقتها مؤسسة إيدت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. نتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى الشعب التركي العظيم الذي عودنا على سخائه وعلى عطائه. إلى مؤسسة إيدت، هذه المؤسسة العريقة التي قدمت وما زالت تقدم لإخوانهم المستضعفين في غزة هذه المساعدات الإغاثية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عنا خير الجزاء وأن يحفظهم وأن يبارك لهم وأن يجزي الله عز وجل هذه المؤسسة على هذا الجهد المبارك. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.